adalet arayan ve talep eden avukatlarız. Bugün buraya genç bir insanın, Eren Yıldırım'ın haksız ve hukuka aykırı olarak tutuklanmasına karşı durmak ve savunmak üzere toplandık. Eren ülkesini seven ve insanların mutluluğu için çok genç yaşta sorumluluk üstlenmiş bir kardeşimiz. O, her vatandaşımızın hakkı olan soru sorma ve sorgulama hakkını kullandı. Silahsız ve şiddet olmaksızın soru sormasının karşılığı olarak önce kardeşine silah çekildi, daha sonra ailesiyle birlikte gözaltına alındı. Önce salıverildi, daha sonra da maalesef iktidar odaklarının algı operasyonları ve kara propaganda çalışmaları ile talimatla tutuklandı. Eren ve ailesinin gerçek olmayan beyanlarla hedef gösterilmesi, dosyada şikayetlerinin tek taraflı değerlendirilmesi, idareyle olan uyuşmazlıklarda sadece devleti korumaya yönelik taraflı bir bakış ve kişi haklarının ihlali doğuracak kararlarla toplumun birlik ve beraberliğinin sağlanamayacağı, ne adalete ne de hukuka hizmet etmeyeceği açıktır. Yasalar bu iddia ve suçlar nedeniyle Eren'in tutuklu yargılanmasını gerektirmemektedir. Bunların sonucunda da Eren Yıldırım kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde tutukludur. Bu gerçeği hepimiz çok iyi biliyoruz. Genç bir insanın haksız ve hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakılması ve iktidar tarafından hırs ve hınçla üzerine gidilmesi hepimizi derinden üzmekte, vicdanlarımızı yaralamaktadır. Dünya korona salgınıyla mücadele ederken ülkemiz virüsle birlikte başka bir ölümcül ve bulaşıcı hastalıkla daha mücadele etmek zorunda kalıyor. O da iktidarın halkı birbirine düşman etmek için dilinden düşürmediği hakaret, iftira ve nefret dolu söylemleridir. Çağdaş uygarlığın temel göstergesi hukukun üstünlüğüne dayalı tam ve eksiksiz demokrasidir. Hiçbir demokraside muktedirin buyruğuyla insanlar özgürlüklerinden edilemez. Çünkü yasalar vardır ve yasalar kişilerin talimatlarından önce gelir. Ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi ancak bizlerin oluşturacağı eşitlik ve adalete dayalı demokrasi ortamında sağlanabilir. Adalet ise ancak tam bağımsız yargı ile mümkündür. Bugün buraya Eren için verilen haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararına karşı yaptığımız itirazımızın adaletle sonuçlandırılmasını talep etmeye geldik. Ve olayda yetkisini aşarak halka silah doğrultan, kolluk hakkında görevini yapmayan savcılarımıza görevlerini hatırlatarak suç duyurusunda bulunduk. Bundan sonra da bu olayda görevini yapmayan, yalan beyanda bulunan görevliler, basın ve sosyal medya yoluyla hakaret eden ve tehdit eden, iftira atan bütün odaklara karşı hukuki mücadelemizi inançla ve kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Adalet gerçekleşene dek savunmaya, sorgulamaya ve iddiaların gerçeklerle aydınlatılmasını ve anayasal ve insani hakkımız olan yargının bağımsızlığını ve adaletin gerçekleşmesini talep etmeye devam edeceğiz. Bizler adalet arayan ve talep eden hukukçular olarak Eren Yıldırım'ı ve onun şahsında tüm haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayanları savunmak için buradayız. Bugüne dek haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıcı rejimlere ve diktatörlüğe karşı eşitlik, özgürlük ve adaletten yana taraf olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gandhi'nin dediği gibi, adaletsizliği adaletle yıkmak gerekir. O dedi ve başardı. Biz de buradan tekrarlıyoruz ve bunu mutlaka hep birlikte başaracağız. Teşekkür ediyorum.